arkadaşlar kolay bir soru. Diyor ki hafıza kartının kalan bölümüne tanesi 38 megabayt olan tanesi 38 megabayt olan şarkı dosyalarından en fazla kaç tane indirebilirsiniz? Evet. Yani ne kadar yeri kaldı bu arkadaşın? Haydi bakalım. Toplam kapasiteniz neymiş? Onu söylemiş mi? 2 GB'lık hafıza kartıymış. Tarih öncesi herhalde bu 2 GB. Evet. Önce bir hesapla bakayım bu oyunlarla şeylerle kaç GB'ını doldurmuş. Grand Theft Auto böyle bir oyun var mı ya? GTA işte hocam. Var. Var hocam. Ya. Altısı çıkacak. Oyuncuları hemen yakaladık. Hocam bu herhalde biraz bayağı eskide kalmış. Beşinci oyun Ya. hocam. Bunu Üçüncü oyun değil. hazırlayan adamın oynadığı zamanlar o. Herhalde. Hocam ondan bile eski oluyor ama. O zaman onun dedesinde kalın. Evet. Arkadaşlar bu arkadaşın oyunu kaç GB yer tuttu? 600 Hocam 600 607,5. 607,5 değil mi? Evet. 607,5 pardon 7,5. Bununki 570 2. 571,2. Bununki 45,2. 45,2. Bununki 404,5. 404,5. Logic box neymiş bu? 40,6. Hocam toplamları Toplam 1668 ediyor. kaç ediyor? 1668. 1668. Tam mı çıkıyor? Evet 1668 hocam. tam mı? Evet hocam. Peki Evet. arkadaşlar 1 GB 1024 ise 2 GB 2048. 2048. 2048'den çıkart bunu. 380 kalıyor. Kaç? 380. 380. Kaç tane alırmış şarkı? 10. Soru zor mu? Hayır. Hayır. Neyi merak etti bu soru? Hangi kazanımımızı ölçtü? Sorunun bak. Kolay sorudan bile bir şey öğrenebilirsin. Buna dikkat et. Adam hangi kazanımımızı ölçtü? Biz bu çözümlenmiş şekilde acaba nereye gidebiliyor muyuz? Sayıları yazabiliyor muyuz? Bakın buna kolay diyor öğrenci. Ya çok kolay soru çözdük. Hocam ben cevabı 12 buldum. Alkışlıyoruz seni. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu yapan öğrenci bunu alıp başka bir şekilde soruyoruz. Aynı kazanım yapamıyor. O yüzden zor Hocam ayağım. yok. Dikkatli yapmak lazım. Devam. Bakın bunun aynısı bir arkadaşınızın denemesinde çıkmış. Bana atmıştı veliler. Elif miydi? Birisininki mi? Yok Nisa'ydı herhalde. Basit kesirler sıfırla bir arasındadır. Bunu biliyorsunuz. Hocam ben size denememi atmamıştım ki. Annen gönderiyor. Merak etme sen. Sen de sana kalırsa Nisa. Işıl işte aşağıda açılımı verilen küpü katlayarak kapalı hale getirdikten sonra simay da olabilir bilmiyorum. Ne yapmış arkadaşlar? Birbiriyle çarpmış. Diyor ki bu çarpma işleminin sonucunda bulduğu sayılardan kaç tanesi basit kesirdir? Basit kesir ta ilkokula gidiyor değil mi? Bak tam LGS'lik soru. Küpün açılımı da ilkokul 4 mü? Değil mi? Buranın 8. sınıf olan kısmı neresi arkadaşlar? Sadece kim kimin üstüne gelecek bir de üstü sayılarda çarpma. Hadi bakalım. Evet Altay gönderdi. Haydi. Basit basit deyip atmayanlar var. Hadi gönderiyoruz. Buse, Ege, Eren. Bazı arkadaşlar şey diyormuş. Bu soru basit ya. Ya o sorudan gelirse basit dediğin soruyu yapamazsın. Ah. Hocam size bir şey sorabilir miyim? Sor. Dershanede bir tane abi TYT grubunda olan bir tane abi bize şey dedi. Sizin şu anki deneme sonucunuz kaçsa LGS'de de o sonucu alırsınız. Yani Yavaş çalışınız gelsin. falan dedi. O zaman bu ne demek biliyorsun? Hepiniz aptalsınız. O kadar çalışacağınız hiç netiniz yükselmeyecek. Ya böyle bir şey var mı?
Evet. O abiye sen deseydin ki sen kaç yapıyorsun TET, AYT bir söyle bakayım. He? Niye o zaman dershaneye gidiyorsun? Aptal mısın? Niye para veriyorsun? Hocam biz de şey, arkadaşlarla şey dedik. Abinin inadına falan böyle barajı gideceğiz. Bırak. Onlar bir şey bilmiyor. Evet. Arkadaşlar kim kimin de üst üste geliyor? Buna dikkat. Bakın şey karşılıklı. Bununla bu karşılıklı geliyor. Doğru mu? Bununla bu. Peki başka kimle kim karşılıklı gelecek? 3 üstü 4 ile 81 üstü. Evet. 3 üstü 4 ile şunla bu. Bununla da bu mu gelecek? Evet. Çarptığınızda bakın bu 5 üzeri eksi 6. Eksi 5'in 6. kuvveti. Eksi 5'in eksi 3. kuvveti. Tabanlar ne? Aynı. Aynı. Arkadaşlar üstler toplanınca ne olacak? Bir kere bu ne çıkıyor? Negatif. Bu da negatif. İkisini çarparsam sonuç pozitif. Üstleri topladığımda ne oldu? 3. 5 üzeri? 3. Bu basit kesir mi? Hayır. Değil. Değil. Hocam 125 bölü 1 olmuyor mu? Tamam olsun. Ne 125 bölü 1 oldu? Hocam ben de Nisa gibi tek tek yaptım. Yanlış yapmışım. Dikkat. Arkadaşlar 4 üzeri 4 nedir? Çarpalım. Bakın 4 üzeri 4 nedir? 2 üzeri 8 midir? Bununla bunu çarparsan ne oldu? 2 üzeri 2. E bu da basit değil. Arkadaşlar zaten cevap çıkmış oldu. Buyurunuz. Hocam ben anlamadım nasıl şey yaptığınızı. Neyi nasıl anlamadım? Nereye anlamadım? Hocam 5 üstü 3 125 eşit değil mi? 5 üstü 3 diyor da burada eksi diyor. Aa tamam hocam anladım tamam. Evet. Tamam mıyız? Cevap niye göstermiyor? Cevap gösterdi. İlginç. Hocam cevap hangisiydi? Ha. C tamam. Şıkkı bir tane de. Ha şimdi geldi. Evet. Bir tane o da kim? Şununla şu. Ona bakalım. 1 bölü 3 nedir? Eksi zaten pozitif gelecek. Artı 3 üzeri 4'tür. Bu da arkadaşlar dikkat edin. 3'ün kaçıncı kuvveti? 81 4'ü. Eksi 2 ile çarparsam 3 üzeri eksi 8. E bu 3 üzeri 4, bu 3 üzeri eksi 8, 3 üzeri eksi 4 oldu. Dolayısıyla rasyonel gelecek ve basit kesin olacak. Geçtik. Evet, buyurun. Tam benim gibi bir manyak hazırlamış soruyu. Elektrik, doğalgaz faturasından soru yapmış. Artık öğretmenler böyle soru hazırlıyor. Kemal Sunal'ın Öğretmen diye bir filmi var. İzlemenizi tavsiye ederim. Orada Kemal Sunal en son kafayı yiyor. Çocuklara ev kirasını, telefon faturasını, elektrik faturasını falan hesaplatıyor. Toplama çıkarma öğretirken. Burada onun yeni nesil hali. Buyurun. Harcananı bulmak için ne yapıyoruz? Son miktardan ilkini çıkarıyormuşuz. Gördünüz mü? Son endeksten ilk endeksi çıkaracağız. Biliyorsunuz değil mi? Faturaları okumaya gelen, sayaçları okumaya gelen bir şey var. Amca var. Makineyle geziyor. Gördünüz mü çok mu? He? Görmediniz mi? Allah! Fatura nasıl geliyor size? Hiç merak etmediniz mi? Elektrik faturası, doğalgaz, su faturası nasıl geliyor? Arkadaşlar, adamların elinde makine var, onu okutuyorlar. Geçen aydan bu ay ne kadar değiştiyse sayacınız, aradaki size fatura oluyor. Bakın kaç metreküp harcamış adamlar? 3100'den neyi çıkaracağız? 2746. Kaç kaldı? 4, 5... 254. Efendim? 254. 254. Arkadaşlar 254 metreküp harcamışız. Hay maşallah. Diyor ki buna göre aynı tüketimde Ankara'da yaşayan bir aileye gelecek olan fatura bedelinin İstanbul'da gelecek bir fatura bedelinden ne kadar fazla olduğu. Arkadaşlar bakın 1 metreküpte ne kadar fark var arada? 0,060 mı?
Bunu kaçla çarpacağız? 254 metreküple. Hocam 354 olmuyor mu? Valla size göre yazdım. Ben hiç bakmadım. Hocam 300 doğru, oluyor. Burası 1 değil. Burası 0 değil. Burası 1. Evet 354. Bunu 354 ile çarpacağız. Nasıl çarpalım? Bu ne demektir arkadaşlar? 0,06. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 midir? 354 ile 6'yı çarpın. Ne diyor? 2124 ne diyor? Çarpı 10 üzeri eksi 2. Arkadaşlar burayı böldük. Burası ne oldu? Eksi 1. Burayı böldük. 0. Burayı böldük. 1 oldu. Cevabımız adaptif oldu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Neden 6 çarpı 10 üstü eksi 2 ile çarptık? Çünkü aradaki fark neydi? 0,06'mış yani 0,06. Ve o da 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 değil mi? Aradaki farkı istiyor. 1 metreküpte bu kadar para fark ediyormuş. Ben 354 metreküp kullandım. Ayvayı yedim. Bir de biliyorsunuz Ankara'da doğal gaz nasıl oluyor? Gidiyorsun Ankara'da yaşayan yok değil mi? Gidiyorsun Ege, önce parayı ödüyorsun, o kadar kullanabiliyorsun. 1000 lira ödedin, 1000 liralık kullanırsın. Bittiği anda donarsın, bir lira ödemen lazım. Hocam bir de Ankara çok soğuk bir yer. Ankara soğuk. Bakın soru günlük hayattan geldi. Soru zor mu? Değil. Ama sorunun içine ne koydu adam? Fatura koydu, bilgiler koydu, şu endeksi hesaplaman lazım falan filan. Hiçbir zorluğu yok. Evet, buyurun. Taban yarı çapları verilmiş. Uzunlukları da verilmiş. Bu paketlerin içine yerleştirilenlerin bir tanesinin yüksekliğinin de 0,25 olduğu verilmiş. Diyor ki, şekerlerin toplam sayısı. Ne yapmamız lazım? Önce mantığı bulalım. Ne yapacağız? Hocam, üslü ifadelerin değerlerini bulmamız gerekiyor. Sonra neye böleceğiz? Hocam 0,25'e. Peki niye başka bir şey vermemişler de 0,25 vermişler? Gıcık bir sayı olsun diye mi? Yok basit bir sayı olsun diye. 0,25 nedir? 1 bölü 4. O da 4 eksi 1'dir. Ya da diğer bir ifadeyle 200 üzeri eksi 2. Bakın bunu neden dikkatinizi çektim? Çünkü böyle gıcık sayılardan korkma. O büyük ihtimal bir şeye çevirip orada bölmelerde falan kolaylık sağlayacaktır. Bunu gör. Tamam mı? Bu nedir? 2 üzeri kaç bu? Bakın 2 üzeri 2'nin 4. kuvvetinin 1 bölü 2. Eksi katı. İkinci kuvvet. Bakın 8 oldu. 2'ye böldük. Bu aslında 2 üzeri 4 mü? Evet. Bunu 2 üzeri eksi 2'ye bölelim bir tanesinin yüksekliğine. 2 üzeri 6 mı etti bunda? Evet. Yani 64 tane bundan gelecek. Doğru mu? Buna bakalım. Bunda bu gitti. 2 üzeri 5 oldu. Bunu da 2 üzeri eksi 2'ye böldüm. 2 üzeri 7 etti. Yani 128. 64 ve diğerinden geldi Faruk. Topladınız. 192. 192 tane. Soru zor mu? Hocam ben son kısmını anlamadım. Nereyi anlamadın? Bir daha söyle. 215'i işte o... 15'te 1 bölü 3'ü çarparsan 2 üzeri 5 etmedi mi? Evet. Bu toplamı, bunu şu 2 üzeri eksi 2'lere bölersek 2 üzeri bu artı 2 gelecek yukarıya. 2 üzeri 7 Tamam mı? Oldu mu Elif? Oldu hocam. Evet. Ege, tamam mıyız? Ege filan. Tamamız hocam. Evet. Ege, diyorlar ki Ege Marvel'ı seviyormuş. Öyle mi? Marvel. Evet. İlgi alanları. Hangi kahramanları en çok seviyorsun? Favorim yok desem. Favorim yok hepsi. Ne evet, çıktı? Evet, en son Marvel'ın hangi oyunu şey çıktı? Film çıktı? Film. Dizi değil, değil mi? Film, film. Film, en son film. Düşüneyim. Ben mesela aklımda kalan Marvel'ı Batman Superman'e karşı bayağı ses getirmişti. Ne? Batman Superman'e karşı bayağı ses getirmişti.
O Marvel değil. Marvel değil mi? DC. DC komik mi? O DC. Evet. O DC komik. DC. Marvel'da kim var? Bu Kaptan Hocam Amerika Endgame değil mi? Spider-Man. Hocam Endgame diye biliyorum son şeyi. Değiştim ya. Ben takip edemiyorum. Yok hocam. Küçük balık sanırım en son. Vay be. En son Thor. Bak Ege yalnız değil misin? Neleri takip edenler var? Bak DC komikler var bilmem. Evet. Arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Acayip bunları takip eden. 42 yaşında bir arkadaşım. Acayip bilir. Filmleri de takip eder. Marvel'ı da bilir. Kaptan Amerika'dan tut. Bilmem Thor'dan tut. Bilmem kime kadar. Bir arkadaşım da şeyi çok seviyor. Neydi o demir adamın adı? Iron Man hastası. Orada biraz bilim de işin içine giriyormuş herhalde değil mi Iron Man? Hocam benim de kardeşim Iron Man hastası. Evet. O, hocam ben Deadpool seviyorum. Deadpool biraz senin gibi böyle değil mi? Uçarı kaçarı. Hocam ben çok seviyorum. Deadpool bir filmini izledim biraz. Lan dedim ne oluyor ne yapıyoruz? Örümcek adam mı ne bu? Ne nasıl bir şey bu? Yani ve hani şu köprüde patlatmalı bir filmi var ya öyle başlıyor. Evet. Gençlikte izliyorduk ya artık izleyemiyoruz. Neyse. Şimdi arkadaşlar bakın bu soru da yine basit bir soru. Ama böyle tablo, şekil, yukarıda böyle bir sürü ifade. Yani böyle göz korkutuyor. Hadi dikkatli bakın. Soruyu çözelim efendim. 2 üzeri 10 megabayt 1 gigabaytmış. Ve 2 üzeri 10 da 1024'müş. İnternette bir video izleme sitesinden video izlenirken tüketilen veri miktarı aşağıda gösterilmiş. Bu manyak düşük çözünürlükte 32 saat, standart çözünürlükte 8 saat, yüksek çözünürlükte 4 saat içerik izlemiş. Bu herhalde uyuyakalmış, o hep böyle çalmış arkadaşlar. 1 GB ile 2 liraymış. Nerede? 1 GB 20 lira, 30 lira. Yanlış. Kaç para ödemiştir? Evet. Yanlışlıkla benim telefonda arka planda uygulamalar çalışmış. Çatır çatır gigabaytları çekmiş. Sonra kapattım dedim. Arkadaki uygulamaları kapat. Evet. Bir şey dikkatiniz çekti mi? Sayılar hep ne? 2 katı evet. Bunlara dikkat edeceğiz. Bakmakla görmek aynı şey değil. Hep 2 katı vermiş adam. Evet. Dolayısıyla soru kolay çözülecek. Haydi. Cevapları bekliyorum. Bir saniye. Bir de ben şeyi izleyemedim ya. Şu Yüzüklerin Efendisi'nin şeyi çıkmış değil mi? İlk başı. Hocam çok güzel. Son filmi izlemedim ama ikisi çok hocam, güzel. Hocam bilmiyorum. Ben bütün serisini hiç beğenmedim hocam. Hepsini Yüzüklerin izledim. Evet hocam hiç bana güzel gelmedi. Bilmiyorum. Ben lisedeyken daha filmi yoktu. Bir tane arkadaşım okuyordu. Dedim ya böyle salakça kitaplarla vakit harcamadım. Ne okudum dedim. Hocam bu arada bence de Yüzüklerin Efendisi çok saçma bir seri. Yani arkadaşlar bana ya hocam bir de çok yavaş ilerliyor bence. Hocam ben izlerken uyudum. Adamı takdir ettiğim şey kadın değil mi yazarı? Adam değil. Kadın. Kadın mı adam mı ya? Hangisinin yazarı kadın mı? Birinin yazarı hocam, Harry Potter'ın yazarı kadın hocam. Tolkien. Tamam bununki adam. Ben bu adamı takdir ettim. Neden biliyor musunuz? Kitabı aldım daha sonra bir inceledim. Arkadaşlar adam üşenmemiş. Orta dünya için bir dil geliştirmiş. Dil. Zaten kitabın yazarı bir dil bilimci. Yani buna bayıldım. Gerçekten süper. Bir dil geliştirmiş bunun için. Hocam film güzel. Herkes gömüyor. Anlamadım. Ya kişiye göre tabii renkler ve zevkler tartışılmaz. Hitap eder etmez o halde. Evet biz bakalım bunu hangi çözünürlükte... Hocam ben attım cevabı. Güzel. Kaç para verecektik? Hocam ben de attım. 28. Bakalım Hüseyin kaç para veriyor? Ömer C diyor. 28. Hüseyin C. İklim C. Hüseyin Arda C. Başka yok mu? Hani nerede? Bu kadar mıyız? Evet arkadaşlar bunu hemen çevirdik. Altay, Elif 2 üzeri 7. 2 üzeri 8. 2 üzeri kaç? 11. 11. 1024 ise 11. Şimdi
Arkadaşlar 2 üzeri 7'yi kaç saat izledik? 32 saat. Yani 2 üzeri 5 mi? Yani 2 üzeri 12 mi tutacak? Devam edelim. Diğerini standart çözünürlükte 8 saat. O da 2 üzeri 11 mi tuttu? Devam edelim. Yüksek çözünürlükte ne kadar izledik? 4 saat. Bunu da 2 üzeri 2 ile çarptım. 2 üzeri 13. Şimdi arkadaşlar dikkat. 2 üzeri 13 ne yaptı? Gigabyte mi yaptı? Şey megabyte değil mi? Evet. Peki arkadaşlar 2 üzeri 12. 2 üzeri 10 çarpı kaçtır? 2. 2 üzeri 10 çarpı 2 midir? 2 üzeri 10'u 1 gigabyte. Yani 2 lira. Bunu hocam 2 çarptı 2, 2, 4 lira verdi. 2 üzeri 11 oldu. 2 çarpı 1 oldu. Oradan da ne verdi? 2 çarpı 2 oldu. Şöyle yanlış yazmayayım da. 4 ile çarpacağım burada. 4 kere 2, 1 GB 2 TL 8 lira olacak burası. Doğru mu? Yanlış yapmadım değil mi? Hocam, burası 4 lira. Burası... Hocam ben almadım. Şey bu. 16 lira. 16 lira. Topladı. Ne oldu? 28 lira oldu. Aferin. Hocam ben şeker yapacağım da şey beni alabilir misiniz? Alırım. Ben nasıl buraya çekildiğinizi anlamadım. Tamam, hocam. Hocam ben anlamadım. Ben de anlamadım. Tekrar anlatıyorum. Bakın burada çevirmede biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü sinler de hepsini siliyor. Hocam ben şey anlamadım. 212'nin 210'u 1 GB ya. Kalan ikisinin fiyatını nasıl buluyoruz? Bir dakika dur. Göstereceğim de bunun silme yeri nerede? Ona bakıyorum. Silicisi. Şöyle siliyoruz. Böyle yapmışlar. Hepsini sil diye bir şey koymamışlar. Şimdi arkadaşlar bak bunun 257 olduğunu gördünüz mü? 257. Kaç saat izledi? 32 saat. Ne oldu? 2 üzeri 5 ile çarptı. 2 üzeri 12 megabayt oldu. Doğru mu bu? Megabayt çünkü. Bunu neye çevireceğim? Gigabayta. 2 üzeri bunu 2 üzeri 10'u 1 gigabayt olduğu için nasıl yazdım? 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 2 diye yazabilir miyim? Tamam mıyız Altay? Defne. Bu 1 gigabayttı. Bu 1 gigabayt. Bu 4 olduğuna göre burada kaç gigabayt veri aldım ben? 4 gigabayt mı? Anlaştık mı? Evet. Anlamayanlar size söylüyorum. Ya 4 GB'da benim elimde hocam o 252 olduğu için mi 4 yazdı? Bak şurası 212 ya. Bunun içinden 210'u seçtim. Niye? 210'a 1 GB dedim. Geriye kalan 4 oldu. 4 ile çarptığımda ne olur? 4 GB. Ha hocam tamam. Evet hocam. Evet buna dikkat edelim. 4 GB oldu mu Defne? Evet hocam. Aynı mantıkla burası 211 geldi. E o da nedir o zaman? 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 1. Yani 2 GB. Bu 4 GB. Bu 2 GB. Bu ise 8 GB. E her GB 2 liraydı. Bu 8 lira. Bu 4 lira. Bu 16 lira. Dikkat. Evet bu soruya bakınız. Eren ekran niye gitti? Hüseyin. Evet Doruk. Hadi. Ege cevaplar. Haydi. Kolay sorular. Zor soru yok. Soruda bir şey dikkatinizi çekti mi acaba? Çekti mi bir şey dikkatinizi? Çekmedi mi Musa? Simay, hiç kimsenin çekmese senin çekmesi lazım, dikkatini çekmesi lazım. Ne? Hocam ismimi yazdım. Ya, soruda Simay var. Ya. Simay, Mira'ya derste 30 defa Miray dedim, annenin adıyla girdi, Elif dedim. Yani bir türlü 30 defa Simay dedim herhalde kardeşim. Evet. O da gülüyor. Evet. Simay bence screenshot al. Öyle çok ismin sorularda geçmez. Evet. Çerçeveletip bir yere as. Peki. Arkadaşlar algoritmayı anladık mı? Bir saniye. Hocam bir dakika yapmak üzere. Hocam anladım da bir dakika. Yap. Ya arkadaşlar bu arada babası yazılımcı mazılımcı olan varsa ben bir irtibata geçmek istiyorum da bilgisayar mühendisi falan. Var mı?
Hocam babam bilgisayar mühendisi. Yazılımla uğraşıyor mu? Yani. O zaman konuşayım. Bilmiyorum hocam. Sorarım. Ben çünkü arkadaşlar bu işe girmeye karar verdim. Öğretmenliği bırakıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Arkadaşlar bugün yanımda bir tane yazılım mühendisi Amazon'dan teklif almış. Amazon'un sitesini iyileştiriyor. Ofisten çalışacak 3 gün. 4 gün boş. Adama giriş bonusu kaç para vermişler biliyor musunuz? 10.000. 450 bin dolar. Dolar. 5 yıllık yazılımcı. Giriş bonusu buymuş. Maaşını bilmiyor. Bu giriş bonusu. Hocam cevabı. Hocam bir şey söyle. Ne cevabı? Bekle bırak biz neler. Hocam bırak. Bir dakika. Yazılım mühendisi olmak. Yani. Baktım. Bilgi adamda var. Sana 100 bin lira kredi veriyorlar. Eğer seni mülakattan geçiyorlar, kabul ederlerse iş garantili. Parayı ödemeye işe başladıktan 18 ay sonra başlıyorsun. Hocam ben de şu an mühendis olmaya karar verdim ani bir fikirle. Yani tüm mühendislikler böyle değil ama şu an gerçekten yazılım şey. Tabii bu cesaret nereden geldi bana Hüseyin Arda? Benim bir öğretmen arkadaşım var, psikolojik danışman. Hani dalga geçmek için söylemiyorum ama dijitalle hiç alakası yok. Gözleri 7 numara, cam gibi bir gözlükleri var böyle. Yani bilgisayarın açma tuş, kapama tuşunu bile bilmez. Şimdi Amerika'da yaşıyor. Dedim ki ne yapıyorsun dedim hocam, iyi misin falan. İyiyim hocam dedi, yazılım yapıyorum. Nasıl yazılım yapıyorsun? Yani sen psikolojik danışmandın. Bilgisayarı açmayı kapamayı bilmiyordun. Ya dedi buraya geldik, öğrendik, eğitim aldık. Evden de şu an çalışıyorum. Mastercard var ya, Mastercard'a çalışıyor. Dedim nasıl gelirim falan. Fena değil hocam, 6.000 dolar alıyorum. Eşi hocam bir şey söyleyebilir miyim? 6.000 dolar da eşi alıyor. Dedim ki ya bu zımbırtıyı ben öğrensem buradan yapabilir miyim? Tabii dedi, ofis yok ki dedi. Sana gönderiyorlar, görevler var, onları yapıyorsun. 6.000 doları hesabına yatırıyorlar. Dedim 6.000 dolar. Dolar 19 lira, 6 ile çarp 104 bin lira aylık. Her şey para değil tabii ama para da olsa fena almaz yani. Evet. Bunu ne bulduk? 5 büyüktür 4 olursa bu taraftan gidiyoruz. Doğru mu? -3, -4 küçük olursa bu taraftan gidiyoruz. Ne buldunuz sonucu? Hocam denizli. Hocam denizli bulamayan var mı? Yok. Yok, geçtik. Evet, efendim. Burada bakın bir başka tarz. Bazı öğrenciler de denemelerde şunu gördüm ben Ömerciğim. Böyle uzun sorular olduğunda Eren yamuluyorlar. Hadi bakalım. Yani matematiği Türkçe ile birleştirebiliyorlar bazen. Yukarıdaki olay aslında şurası bir hikaye tamamen. Bunu siz zaten yapıyorsunuz. Bildiğiniz şey. Evet. Yaptığınız bir şeyi soru olarak sormuşlar. Defne, son denemen geldi Defne. Hocam hangisi? Yaptım hocam. Nar test herhalde, nar test sınavı. Omega. Defne, daha iyi olmalı matematik. Diğerleri güzel, aferin. Matematikten 7 yanlış fazla. Diğerleri çok güzel. Evet. Bir dakika hocam. Hocam işlem hatası yapmışım, bir saniye. Güzel. Hadi İklim, hadi Buse, hadi Ege. Gönder. Hüseyin gönderdi. Evet, aferin Hüseyin. Ayrıca
profil resmini değiştirdiğin için teşekkür ederim. Ronaldo candır. Kola içmeyin, su iç. Evet. Şimdi arkadaşlar 12,5'unu almak için ne yapıyor musun? %25'ini alıp sonra 2'ye bölüyor musun? Bir şeyin %25'ini bulmak için ne yapıyor musun? 4'e bölüyor musun? 4'e böldüğün şeyi bir daha 2'ye bölersen ne olur? Kaça bölmüş olursun? 8'e mi? 8'e. 8 nedir? 2 üzeri 3 müdür? Evet hocam. Yani bu sayı nedir? 32 üzeri 5, 2 üzeri 25'i 2 üzeri 8'e mi böldünüz? Doğru mu? Şevvalira, hiç sesin çıkmıyor. Görmüyorum zannediyor. Evet. Bu yukarı geliyor. Yok hocam sesin çıkmıyor. Evet. 2 üzeri 17 mi oldu Şevval? Bunu bulduk mu? Mutabık mıyız? Bir de böyle bir kelime var değil mi? TRT'deki yarışmada. Mutabık mıyız? Mutabığız efendim. Mutabık ne demek? Emin misin? Hocam bir şey söyleyeceğim. A'yı bulurken şey yapmıyor musun? Evet hocam niye 8'e böldünüz ki? Önce 2'ye bölüp sonra 1'e bölmemiz gerekmiyor. Yani önce 2 üzeri 2'ye sonra 2 üzeri 1'e bölmemiz gerekmiyor mu? Bak diyor ki sayının %25'ini bulurken bununla çarpmak, bölmek yerine sayıyı direkt 4'e bölüyorsun. 4'e bölmek nedir? 2 üzeri 2'ye bölmek. 2 üzeri 2'ye böldüm. Pardon 2 üzeri 8 mi yazdım? 8 yazdım. Evet hocam 8 yazdım. 3. 3. Yani 2 üzeri 22 mi? 22 hocam. Tamam doğru. Buraya bakalım 6,25'ini bulup sonucu bu sefer 4'e bölüyoruz. Yani 4'e böldük. Bir daha 4'e bölersek 16'ya mı böldük? Yani 2 üzeri 4'e böleceğiz bunu. Doğru mu? 12,5'unu bulursan sonra tekrar 2'ye bölmüyor muyuz? Ya aynı şey. Ha 2'ye bölmüşsün ha 8'e bölmüşsün. Aynı şey. Mesela bir şeyi 2'ye bölüp bir daha 2'ye bölmek demek nedir? 2 defa 4'e bölmek. 3 defa 2'ye bölmek 8'e bölmek. Doğru mu? Buraya bakın arkadaşlar. 625'te 2 üzeri 42. Biz bunu 2 üzeri 16'ya böleceğiz. Doğru mu? Ne oldu? 2 üzeri 26. Hocam 2 üzeri 4'e değil mi? 2 üzeri 16 diyorum. 2 üzeri 4'e böleceğiz. 16. 2 üzeri 4. 38. 8. 38. Arkadaşlar A 2 üzeri 22. B 2 üzeri 38. 38. Yukarıya ne geldi? 2 üzeri eksi 16. 16. Hocam yanlışlıkla 2 üzeri 16 B demiş. Evet. Dikkat. Anlaştık mı efendim? Bu da şöyle bir soru. Yarısı Türkçe okuduğunu anlama. Yarısı da işlem. Evet. Hocam bunu yapınca hem Türkçeden net versin hem matematikten. Olur. Olur. Evet. Bize ağırlıklar verilmiş. LGS böyle sorular sorabilir. Dikkat ediniz. Yukarıda verilen eşit kollu terazi. Biraz önce dur. Buraya geçmeden mutabık kelimesini söyledim. Arkadaşlar ben böyle arada kelimeler patlatırım. Ege. Bu kelimeler bilin ki ya bir denemede ya inkılap tarihinde ya Türkçe'de karşınıza çıkar. Mesela bir önceki yıl patlattığım bir şey vardı. Tekabül etmek. Tekabül etmek ne demek? Tekabül. Karşılık hocam, gelmek. Eşit olmak mı? Bir şeye karşılık gelmek. Mesela bir denemede mi sınavda mı ne çıktı? Tekabül eder diye. İnkılap sorusunda çıkmış. Hemen bana öğrenci diyor ki hocam diyor tekabül çıktı. Evet arkadaşlar böyle kelimeleri sorarız, severiz. Buyurunuz devam edin. Yukarıda verilen eşit kollu terazi dengeli olduğuna göre KVL ağırlıkları hangisi olabilir? Aslında ne yapmış? İkisinin yazılımı farklı olanları bunu demiş sana değil mi? Acaba hangi ikisi birbirine benziyor? Mesela Y ile T'ye bak. Bunu 10'a böl 5,8 burası 38 oldu. Bir daha ona böl 0,8 burası 37 oldu. Demek ki Y ile T değil, değil mi? Hocam atayım mı? Atın çete. Kolay soru. Ben sadece mantığını gösterdim. Evet, aferin. Aferin. Aferin.
Şimdi buna basit diyorsunuz ya. Bazı arkadaşlar hocam bu basit. Ya arkadaşlar bu basit de adamlar aynı kazanımı soruyor. Sana aynı şeyleri yaptırıyor. Sadece soruyu bir tık zorlaştırıyor. Hani soru zorlaşmıyor. İfadeler değişiyor, şekil değişiyor. Burada direkt yapan arkadaş orada yapamıyor ya, ben üzülüyorum. Evet buyurun. Bakın geçen yıl kesin soracaklar demiştim burada. Soru gelecek demiştim. Kabak gibi geldi. Bu yıl yine söylüyorum. Yine gelecek. Bundan soru soracak. Polis olmak için gereken boy uzunlukları ve bu uzunluklara gereken bazı şeyler verilmiş. Diyor ki boyun buysa kilon böyle olmalı falan filan. Buna göre adaylardan kaç tanesi boy kilo eşleşmelerine göre polis olma şartını sağlamıştır? Bence güzel olmuş, değişik olmuş. Polis deyince aklıma şey geldi. Geçen bir videoda vardı. Eskiden çakı taşıyanlara polis şöyle yapıyordu. Çakıyı iki parmağın arasına sokuyordu. Eğer parmağından büyükse şöyle hafifçe bastırıyordu içeri. Onu bir filmde, polis dizisinde espri olarak kullanmışlar. 90'larda yaşayanlar bilir, siz bilmezsiniz. Evet. Kaç tanesi uyuyor? Attım. Evet, 1.70 ise boyumuz... Bir dakika hocam, hemen atıyorum. Hocam çözmeyeyim, bir dakika. Ben çözmüyorum zaten, ben sadece sordum. Zaten hepsini ben çözsem daha fazla... Hocam 45 geçe mi bitecek? Bakarız ya. Ne zaman yorulursanız. Hocam 40 geçe yorulurum bence. 40. Hocam soruda ben varım diye çözdüm. Evet. Tam ben diyecektim. Ege var, Eren var diyecektim. Evet. Siz de bunu screenshot'ını alın. Evet. Hocam benim adım bir tek sende. Eren polis olabiliyor musun Eren? Olamıyormuş hocam. Ah, ama senin boyun bu değil. Boyun kaç? 1.70 falan. 1.70. Vay be, boyundan büyük öğrencilerim oldu. Boyum kadar öğrencim de var ama. Hocam sizin boyunuz kaç? 1.73. Boyundan büyük çok öğrencim var. Hocam aramızda 5 santim var. Efendim? Hocam benden 2 santim uzun. Aramızda 5 santim var. Yani. Ama benim öyle öğrencilerim var ki üf. Böyle bakıyorum. Basketçi öğrencim var. Pınar karşı kadar oynadı. Bizim okulda voleybolcu bir tane çocuk var. Çocuk 1.85 mi ne? O doğrudur. Zor ya. Onlar için hayat zor. Evet. Arkadaşlar bu kaç geldi? 60'lı bir şey geldi. Oluyor değil mi? 1.75 ise boyumuz, 55 ile 82 arasında. Hocam bu 83,60. 83 oluyor. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Yani. Ama yemiş canım. 83 kilo ne ya? Eren birazcık azalt makarnayı. Evet. LGS yazılırken kilo alıyor insan değil mi? Oturduğun yerden yemek ye falan böyle hareketsizlik. Burada hocam cidden kilo aldım ben. Alırsın. Yavuz. Bakalım. Yavuz'un ne olması lazım? 87'ye kadar yolu var. Ama 48'e kadar. Bu ne? 87.08. Oh, kurtardı bu. Benim bir öğrencim arkadaşlar asker olmak istemişti. Olmuştu sonra da. Bana sonra asker olma hikayesini anlattı. Gülmekten öldüm. Bu kilosu zayıfmış. Zayıf gelmiş. Tam tartılmaya gitmeden önce ne yapmış biliyor musun Doruk? Bir kilo eksiği varmış. Gitmiş 1,5 litrelik su içmiş. Bir tartıya gelmiş. 500 gram fazla geç demişler. Evet. İlginç. Hiç aklıma gelmez ya. Su içmiş gitmiş adam. Evet. Bu adam şimdi herhalde ne oldu? Üst teğmen falan oldu. Evet Selim. 1.85 boyu var. 72 kilo. Oluyor mu? Oluyor evet. Hocam. Efendim? Oluyor hocam. Oluyor. Hadi Selim sen de yırttın. Evet buyurun. Böyle sorular çok çözdünüz. Her konuda gelebilir karşınıza. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. İçine yazılan üstü ifadenin taban ile üstünün yerini değiştirir. Aslında bu bir kodlama değil mi? Bir algoritma. Bu olursa içine yazılan üstü ifadenin taban ve üstünü bir arttırır. Bu ve işlemlerin elde edilen sonuçları çarpar.
Örneğin 4 üzeri 2 ise yer değiştirdi. 2 üzeri 4 oldu. Bu geldiyse 2 üzeri 1'e 3 üzeri 2'ye çıktı. Şimdi önce bakalım bu gelmiş ne olacak? 2 üzeri 1 değil. Bu dışarı ne diye çıkacak? 3 üzeri 2 mi çıktı bu? Bu ne diye çıktı? 2 üzeri 4 diye mi çıktı? Evet. Ha, burada örnek vermiş. Bu diyor ki hangisinin sonucu 8 basamaklıdır? Ha, bir de işin içine basamak sokmuş. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hocam ben bu kodlama kısmını anlamadım. Çok karıştı. Ya sana örnek veriyor işte. Diyor ki yuvarlak gelirse tabanla üst değiştir. Kare gelirse yan dönmüş kare. O zaman da diyor üstlerinde tabanla altı, üstü birer arttır diyor. Bu kadar. Attım hocam. Evet. Hadi bakalım. Bir de algoritma yaptırmış. Attım hocam. Teşekkür ederim. Hocam bir dakika çok az kaldı. Tamam sıkıntı yok. Ben attım. Ömer. Sen diğerlerinden farklı attın Ömer. Acaba sen mi doğrusun onlar mı? Simay da seninle aynı attı. Elif bambaşka bir şey gönderdi. Şimdi en çok C geldi. C'ye bakalım. Arkadaşlar yuvarlak olunca bu ne diye çıkacak? 5 üzeri 7. Bu ne olacak? 2 üzeri 7. Çarptığımızda bunlar ne oluyordu? 10 üzeri 7. 10 üzeri 7. Doğru mu efendim? Evet. Bir arttıracağız. Bunları çarp demişti. 10 üzeri 7 kaç basamaklıdır? 8. 8 hocam. Arkadaşlar. Açılmıyor. Cevap. Hocam ben bir tanesine bakmamıştım sonra da değiştirdim. Ben buna ayar oldum. Niye açılmıyor? Ben yanlış yaptım. Nerede yanlış yaptığınızı anladınız mı? Evet. Peki. Buyurun. Öğretmenler odası varmış. Koridor, kantin. Evet. Bu arada bir şey söyleyecektim. Unutmadan söyleyeyim. Algoritma. Algoritma ile ilgili 6 ay bir video izledim. Almanya'da bir baba iki tane küçük çocuğuna algoritmayı öğretmek istiyor. Diyor ki, bunu söylemiş de olabilir, hatırlamıyorum ama. Bana diyor, işte fıstık ezmeli ekmek yaptırın diyor. Kızı yazmış. Ekmekleri al parçala. Babası okuyor, ekmekleri al parçala. Ekmeği alıyor, parçalıyor. Hayır baba diyor, öyle değil. Ama diyor, buraya öyle yazmışsın. Fıstık ezmesini al, ekmekleri sür. Fıstık ezmesini alıyor. Şeyi ağzını açmadan kutuyu sürmeye çalışıyor bana. Arkadaşlar kodlama böyle olmaz. Kodlama tüm aşamaları açıkça yazarsın. Bir, falanca ekmek alınır. Bir bıçak yardımıyla şu şekilde kesilir. Kesildikten sonra fıstık ezmesi dolaptan alınır. Dolabın kapağı kapatılır. Ondan sonra kapak yavaşça açılır. Açıldıktan sonra bıçak yardımıyla içinden yeteri kadar sürülür. Sonra ekmeği, bütün aşamaları yazmanız lazım. Kullandığınız bilgisayar programlarında böyle oluyor. Algoritma böyle işler. Evet, önemli. Yukarıda verilmiş, bununla ilgili 6 A sınıfının bulunduğu bölgenin alanı istenmiş. Hadi bakalım. Sınıfların alanları birbirine eşit olur. Ne demek bu? Buralar eşitse, burası aynı olduğu için şuraları aynı olacak demek. Doğru mu? Alanlar eşit. Öğretmenler odasının alanı, kantinin bulunduğu alanın 7 katıdır. Arkadaşlar buraları aynıysa burası x ise burası 7x demektir. Tamamı 8 üzeri 3 ise burasının uzunluğu ne, buranın uzunluğu ne bulabilirsin. Bunu da bulduk. Koridorun bulunduğu bölgenin alanı, kantinin bulunduğu bölgenin alanının 16 katıdır. Oradan da neyi bulacaksın? Ona dikkat. Hocam attım ama çok büyük ihtimalle yanlış. Teşekkür ederim. Olsun, canı sağ olsun. Hocam sayıları vermiş, ben rastgele şey yapıyordum. Yok, sayıları vermiş, ben karaladım. Yanlışlık olmasın, şöyle sileyim de. Ben karaladığım için göremezlik olmasın.
Anahtarımız neresi burada arkadaşlar? Kantin ve öğretmenler odası, doğru mu? Hocam ben hemen su alıp gelebilir miyim? Bu arada şunu da unutmayalım. Ben burada altını çizmedim. Sınıfların alanları eşit. Toplamları da koridorun toplam alanına eşit. Bunu da es geçmeyiniz. Evet. İklim ve Altay gönderdi. Bakalım başka kim gönderecek? Hocam hemen su almaya gidebilir miyim? Al al hadi al. Hocam aslında toplamları koridorun toplam alanına eşit. Hocam bir şey değiştirmiyor aslında. Niye? Hocam değiştirmiyor yani bence. Değiştirmiyor hocam ya. Evet. Altan cevabından emin misin? Hocam yani galiba. Bilmiyorum. Çözdüreceğim de o yüzden. Hocam cevabı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Sizden bakacağım. Ben soruları daha önce çözmedim. Bilmiyorum. Hı. Sadece size mantığını verdim. Nereden gideceğinizi. Attım hocam. Evet, kim çözmek istiyor? Hocam biraz daha zaman verin. Hadi veriyorum, hadi işlemlerinizi yap. Bakın dedim ya. Buraya x dedim, burası 7x olacak. Yani 8x eşittir 8 üzeri 3. Her iki tarafı 8'e bölerse x dediğin yer neymiş? 8 üzeri 2 miymiş burası? Burası da 7 çarpı 8 üzeri 2'ymiş. Koridor kantinin 16 katıysa, kantinin 16 katı nedir? 16, bunu biz 2 olarak yazalım. 2 üzeri 3'ün karesi, yani buranın alanı ne? 2 üzeri 6 arkadaşlar. 16 katı demek, 2 üzeri 6'yı kaçla çarpacaksınız? 2 üzeri 4'le. Yani burası 2 üzeri 10 mu arkadaşlar? Burası 4 tane olduğuna göre 2 üzeri 10'u 4'e böleceğiz. Yani 2 üzeri 2'ye böleceğiz. 2 üzeri 2'ye böldüğümüzde hocam, ne olacak? Hocam 2 üzeri 8 çıkıyor ama şıklarda yok. Şıklarda yok. Hocam ben de 2 üzeri 8 buldum, bulamadım şıklarda yok diye. Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Hocam belki 2 üzeri 8'in... Hocam ben 2 üzeri 14 buldum. Arkadaşlar. Hocam kantin alınıyor mu? 8 değil, 4 üzeri 3'te çarpmayı unuttuk ya. 4 üzeri 3'te var ya. 4 üzeri 3 ne? 2 üzeri 14 olacak. Aa, şimdi anladım hocam. Çarpmayı unuttuk ya. 2 üzeri 6 ile. Hocam ben de diyorum niye çıkmadı? Arkadaşlar Ege C, Hüseyin C demiş. Tebrik ediyoruz. Hocam bir de anlatabilir misiniz? Size anlatıyorum. Arkadaşlar şurada zaten kopişi verdim. Dedim ki 7 katıysa sorunun, bak hatırlıyorsanız hep ne dedim size? Her soruda size ipucu bir şifre olmalı. Başka türlü çözemezsiniz demiştim. Şimdi burada bize kopya nerede verilmiş dostlar? Bakın buraya x dersek buraya 7x deriz. Niye? Şuraları ortak. Alanları birbirinin 7 katıysa uzunluklar birbirinin 7 katıdır. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Toplamı 8x.
8x uzunluğu 8 üzeri 3'e eşitmiş. X'i bulmak için ne yapıyordum? Her iki tarafı 8'e bölüyordum. X dediğim şey 8 üzeri 2 çıktı. Burası 8 üzeri 2'ymiş ama bana alanım demiş. 4 üzeri 3 ile çarpacağım. 8 üzeri 2 ne yapar? 2 üzeri 6. 4 üzeri 3 ne yapar? 2 üzeri 6. Çarptığımda 2 üzeri 12 mi buranın alanı? Bunun 16 katı yani 2 üzeri 4 katı olacak. 2 üzeri 12'nin 2 üzeri 4 ile çarparsa 2 üzeri kaç oldu? 16 oldu değerli arkadaşlar. Oradan da 4 tane var. 4'e böldüm. Yani 2 üzeri 2'ye böldüm. O da 2 üzeri 10. Tamam mıyız? Tamam hocam. Kolay soru, zor değil. Sadece dikkat etmeniz lazım. Buyurun, yine böyle sorular gelebilir. Yukarıdaki iki depodan birincisi 8 üzeri 14 litre, ikincisinde 32 üzeri 5 litre su varmış. Birinci depodaki sızıntıdan dolayı 4'te 3 azalıyor. İkinci depoya gösterilen musluktan su eklenerek bu su miktarının 7 kat arttığı belirtilenmişti. Bak 7 kat artmış. 7 katına çıkmamış. 7 kat artmış. Kelime önemli. 7 katına çıkmakla 7 kat artmak farklı. Son durumda ikinci depodaki su miktarının birincisindeki oranı kaçtır? Hocam farkı ne? Farkı ne? Şimdi senin boyun diyelim ki 4. 7 katına çıkarsa boyun kaç olur? 28. Peki. Şimdi senin boyun 4. 7 kat artarsan ne olur? Evet. 11 mi olur? 7 kat artacaksın. 7 katın artacak. Senin 7 katın ne? 28. 4 de senin vardı? 32. Anladın mı şimdi? Ben anladım. 7 kat artmış. 7 katına çıkmamış. Evet, yavaş yavaş dersi toparlayalım. Efendim. Hocam 3 bölü 4'ünü nasıl azaltacağız? 3 bölü 4'ü azalırsa ne kadar kalır? Ha tamam. Diyor ya bakış açını değiştir. Bardağın boş tarafından bak. Hep dolu tarafından bakıyorsun. Hayatta öyle olsun da netme. Soruda boş tarafından bak. Hayatta hep iyi tarafından bakalım. Hocam üstü ifadelerde toplamayı nasıl yapıyorduk? Ortak parantezi alacağız. Tamam. Evet. Çok önemli birini kaybettik biliyorsunuz. Halit Kıvanç amcamızı kaybettik. Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç. 97 yaşında vefat etti. Attım hocam. Evet. Kaç bulduk efendim? D diyen var. Evet, bu kadar zor mu ya? Arkadaşlar. 4'te 3'ü kadar azalsın. Bunun 4'te 3'ünü bulalım. 4'te 3'ü kadar azalacak. Bunun 4'te 3'ü nedir? 8 üzeri 14'ün 4'te 3'ü.
Kaç bulduk? Hocam 2 üzeri 50 çarpı 3 değil mi? Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? 4 parçaya ayır, 3 defa bunu al. Alalım. 8 üzeri 14'ü 4'e böl. Bu nedir arkadaşlar? 2 üzeri 3 ile çarparsam 42 mi? İşte hatası yapmayayım. Yani 2 üzeri 40 mı? Evet. 2 üzeri 40. Bundan kaç tane olacak? 3. Hocam almamıza gerek yok zaten. Kalını sormuş bize. Neyi sormuş? Hocam zaten kalınını istiyoruz ya biz. Yani burada ne kadar azaldığını söylüyor. Ha, azaldı. Direktman tamam. Böldüğümüzde bir kalın oluyor. Arkadaşlar 4'te 3'ü kadar azalmışsa elimize 4'te 1 mi kalmıştır? Evet. Evet. Bunu o zaman 4'e böldüğümüzde 4'te 1'i bulmuş oluyoruz zaten. 2 üzeri 40 mı kaldı elimde? Evet. Devam edelim. İkinci musluktan su eklenerek bu su miktarı 7 kat arttığı belirlenmiştir. Elinde bir kat vardı. 7 kat daha arttırırsan kaç katına çıkmış olur? 8 katına. 8 katına. Demek ki bunu 8 katına çıkaracağım. E bu da 2 üzeri 5'in 5. üssü 2 üzeri 25. Bunu 8 katı olan 2 üzeri 3'e çıkarırsa 2 üzeri 28. Evet. Evet. Diyor ki oranını soruyor. Ya arkadaşlar 2 üzeri 40'tan 2 üzeri 28 çıkarsa 2 üzeri 12 kaldı. Hocam ama eksi olmayacak. İkinci deponun birinciye oranı diyor. İkiye biri yaparsan o zaman ne olur? Eksi 12 olur hocam. Adana yani. Benim gibi yarın okumayın, tam okuyun. Tamam. Evet. Hocam aslında kolay bir soruymuş. Çok yavaş. Kolay ya. Arkadaşlar zor soru diye bir şey yok. Kolay sorular. Hocam işte yanlış yaptım ya. Hocam bir daha anlatır mısın? Bir daha anlatıyorum. Hocam ben sonuçlarım yanlış. 4'te 3'ü gidersin. 4'te 1'i kalır elimde. 4'te 1'i demek bunu 4'e böl demektir. 2'ye çevirdim böldüm. Tamam mıyız Nisa? Nisa elimde x kadar vardı. 7x daha artarsa toplam 8x olur. Yani baştakinin 8 katı. Bunu da 2 üzeri 3 ile çarptı. Sonra oranladım o kadar. Tamam mıyız? Evet değerli arkadaşlar. 7'yi de değerli cevap çıkmadı. Evet. Değerli arkadaşlar böylelikle bugünkü dersimizi tamamlayalım inşallah. Niye böyle normal şeye gelmedi? Genişlet. Evet, evet. Gelmedi. Neyse. Sığdır. Küçük. Yok. Geri geldi. Ben şuradan geleceğiz. Hocam liseler konusunda en kötü yani en kötü ihtimal hesaplaması yapacak mıyız? Ne? Yani mesela liseler konusunda en kötü ihtimal hesaplıyorum. En iyi ihtimaller hesaplarız. Evet, arkadaşlar biraz daha sorumuz var üstlü sayılarda. Çok büyük sonra köklü sayılar gelecek. Denemeden önce üstlü ve köklüleri bitiririz. Çünkü denemede üstlü köklü beraber gelecek. Tamam mı? Buna hazır olalım değerli arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Yok. Evet, sorusu olan yok ise bu akşamı böylelikle kapatıyoruz. Dijitemdeki soruları mutlaka çözüyorsunuz. 31'i son gün çözmeyenin çırasını yakarım. Evet. Çizelgemizi dolduruyoruz. Doldurmayanın çırasını yakarım. Pazar günü Ekim ayının toplam çizelgesini alacağım. Ekim ayının pazar günü göndereceğiniz çizelge ve Ekim ayının toplam çizelgesini alacağım. Göndermeyenler çok pişman olacak. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Söyle. Hocam ben iki